Herkese merhaba, ben Seray Kutsal. Bir yeni videoyla daha Koçtaş'ın YouTube kanalında yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda size tezgah arasına stencil uygulaması nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ama videoya başlamadan önce lütfen Koçtaş'ın YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Stencil uygulamasını yapmadan önce uygulama yapacağımız alanı güzelce temizliyoruz. Uygulamanın sağlam bir şekilde yüzeye tutunabilmesi için bu adım çok önemli. İlk adım olarak yüzeyimize, yani tezgah arasındaki fayansa Rich'in parlak yüzey astarını uyguluyoruz. Burası oldukça fazla suya maruz kalacak bir alan olduğu için aynı zamanda fayans üzerine de boyanın tutunması çok daha zor olduğu için bu adımı yapmamız önemli. O yüzden öncelikle parlak yüzey astarını uyguluyoruz ki boyamız sapasağlam olsun. Sudan, buhardan, herhangi bir şeyden etkilenmesin. Parlak yüzey astarını uygulamak zaten çok kolay. Kadife bir rulo ve rulonun girmediği yerler için de ipek uçlu fırça kullanarak parlak yüzey astarını fayansa uyguluyoruz. Ve uygulamayı yaptıktan sonra parlak yüzey astarının yüzeye tamamen tutunması ve kuruması için mutlaka 24 saat bekliyoruz. (Gülüyor) 24 saat geçtikten sonra artık yüzeyde istediğimiz boyama işlemini gerçekleştirebiliriz. Stencil kullanarak hem çok hoş bir desen elde edeceğiz hem de dokulu bir yüzey elde edeceğiz. Bunun için öncelikle stencil'ımıza bolca stencil spreyi sıkıyoruz. Bu sprey sayesinde stencil yüzeye düzgün bir şekilde yapışıyor. Uygulama yaparken bize çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Özellikle bu tarz detaylı desenlerde mutlaka stencil spreyi kullanmalıyız ki boyama ya da doku çalışması yapacağımız zaman taşma yapmasın. Spreyi sıktıktan sonra stencil fayansa kolaylıkla yapışıyor zaten. Her yerinin yapıştığını iyice emin olduktan sonra sıra geliyor buna bir doku vermeye. Burada da Rich'in rölyef pastasını kullanacağız. Rölyef pastayı bir spatula yardımıyla stencil'ın içinde kalacak kısımlara dikkatli bir şekilde yayıyoruz. Burada rölyef pasta kullanmamızın amacı tezgah aramıza bir doku vermek. Rölyef pasta yoğun macun kıvamında bir malzeme. Bu yüzden de stencil üzerine uygulama yaptıktan sonra o alana stencil'ın dokusunu verecek. Normal şartlarda stencil'ı boyayarak da kullanabiliriz. Ama bu şekilde rölyef pastayla kullandığımızda da gerçekten çok güzel bir dokusu oluyor ve 3 boyutlu duruyor. Spatula ile rölyef pastayı yayarken oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Stencil'daki tüm boşluklara mutlaka rölyef pastanın yayılması gerekiyor. Bunun için öncelikle rölyef pastayı bol bol stencil'ın üzerine sürüyorum. Daha sonra da spatula ile fazlalığını üzerinden alıyorum. Stencil'daki tüm boş alanlara rölyef pastanın geldiğinden emin olduktan sonra çok dikkatli bir şekilde stencil'ımı fayansın üzerinden kaldırıyorum. Ve bu uygulamayı tezgah arasındaki tüm alanlar kaplanana kadar tekrarlıyorum. Rölyef pastanın iyice kuruması ve yüzeye tutunabilmesi için de 24 saat bekliyorum. (Gülüyor) 24 saat sonra rölyef pastam yüzeye iyice tutunmuş oluyor ve boyamaya hazır hale geliyor. Üzerine Rich'in Multi Surface boyasının Ladin rengiyle boyayacağız. Burada boyamak için kadife rulo kullanıyorum. Boya tavama boyamdan birazcık döküyorum ve boya tavamın tırtıklı kısmında boyayı ruloya iyice yediriyorum. Boyama işlemine başlıyorum. Zaten buradaki boyama işleminde dikkat etmeniz gereken çok fazla bir şey yok. Rulomun ulaşabildiği yerlerde rulomu kullanıyorum. Ulaşamadığı yerlerde de ipek uçlu fırçamı kullanıyorum. Şimdi aranızdan şu soruyu soranlar olabilir. Madem boyayacaktın, neden böyle renkli bir rölyef pasta kullandın? Normalde beyaz renkli klasik rölyef pastalar da var.
Ama ben videoda size daha net görünebilmesi için bu şekilde renkli bir rölyef pasta kullandım. Siz dilerseniz böyle renkli bir rölyef pastayla yapıp bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ya da benim uygulayacağım aşamaları da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Benim bu uygulamada stencil'ı rölyef pastayla yapma amacım dokulu durması ve bu dokuyla birlikte eskitme yapabilmek içindi. Ama siz eğer bir doku istemiyorsanız bu aşamaları normal bir şekilde multi-surface boyalarla da yapabilirsiniz. Zemini istediğiniz renge boyayıp daha sonra üzerine stencil'ı yapıştırıp yine boyayla stencil'ın şeklini zemine çıkartabilirsiniz. Tezgah ısınır için Ladin rengi multi-surface boyasıyla boyadıktan sonra yine 24 saat beklemeye bırakıyorum. ...24 saat sonra yine Rich'in multi-surface boyalarından Ladin rengiyle tezgah arasının ikinci katına atıyorum. Yine rulomun ulaşabildiği yerlerde rulomu kullanıyorum. Ulaşamadığı yerlerde ise ipek uçlu fırça kullanıyorum. Boyamın ikinci katını da attıktan sonra yine tezgah aramı 24 saat beklemeye alıyorum. Özellikle burası tezgah arası olduğu için ve oldukça fazla suya, buhara maruz kalacağı için katlar arasındaki bekleme süreleri çok önemli. Eğer siz de yapacak olursanız mutlaka bekleme sürelerine uyun. ...24 saat sonra boyam iyice kurudu, zemine tutundu. Aynı zamanda da kapandı ve işin daha dekoratif kısmına geldik. İşte stencil'ı rölyef pastayla yapmamın ve boyut vermek istememin sebebi tam da bu adımdı. Bu adımda Rich'in beyaz eskitme kremini kullanarak tezgah arasına eskitme yapacağız. Eğer bu uygulamayı rölyef pasta yerine sadece boyayla yapmış olsaydık bu adımı uygulayamazdık. İşte bu yüzden öncelikle zemine rölyef pastayla bir boyut verdik. Çünkü eskitme yaptığımız uygulamalarda dokulu yüzeylere ihtiyacımız var ki krem bazı yerlerde daha yoğun kalsın, bazı yerlerde ise daha az kalsın. Yaparken parça parça gidiyoruz. Çünkü eskitme kremi birazcık çabuk kuruyor. O yüzden böyle bir bütün olarak sürmeyin, parça parça ilerleyin. Öncelikle bir kısma eskitme kremini kalın kıllı bir fırçayla uyguluyorum. Daha sonra ise bildiğimiz bulaşık süngerinin sarı kısmıyla bu sürdüğüm eskitme kremini siliyorum. Böylece eskitme kremi bazı yerlerde daha yoğun, bazı yerlerde daha az kendini belli ediyor ve bize bir eskitme görüntüsü veriyor. Tezgah arasının tüm alanlarına eskitme kremini uyguladıktan sonra 24 saat beklemeye geçiyorum. Tezgah arası için bu kadar uğraştık, emek verdik. Tabii ki de korumaya almamak olmaz. O yüzden 24 saat sonra mutlaka tezgah arasına bir vernik atmamız gerekiyor. Burada da Rich'in su bazlı sır verniğini kullanıyorum. Boya tavama verniğimden birazcık döküyorum. Daha sonra da kadife ruloma bu verniği iyice yediriyorum. Son işlem olarak vernik yapmamızın amacı aslında söylediğim gibi tüm yaptığımız bu uygulamaları korumaya almak. Vernik uygulaması sayesinde boyama yaptığımız alanlar suya, darbelere karşı çok daha dayanıklı bir hale geliyor. O yüzden mutlaka bu tarz uygulamalarda vernik adımını atlamayın. Vernik yaparken de yine rulomun ulaşabildiği yerlerde rulomu, ulaşamadığı yerlerde ise ipek uçlu fırçayı kullanıyorum. Ve son bir uyarı daha. Verniğimizi de yaptıktan sonra aslında tüm işlemler bitmiş oluyor. Ama tüm boyama işlemlerinde olduğu gibi 21 gün kullanırken lütfen çok dikkatli bir şekilde kullanın. Çünkü bu 21 günde boya iyice taşlaşıyor ve zeminle bütünleşiyor. Bu 21 günden sonra gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Thank you.
Çok düşük maliyetlerle bu uygulamayı yapıp siz de mutfağınıza bambaşka bir hava katabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve Koçtaş'ın YouTube kanalına hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınız da bizim için çok önemli. O yüzden lütfen bu video hakkındaki görüşlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşın. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.